TRT Spor. Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Biticin yönetecek. Galatasaray'ın geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberliği, Akdeniz temsilcisinin ise 2'şer galibiyet ve yenilgisine karşılık 6 puanla bulunuyor. Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, maç merkezi farkıyla anlık takip edebilirsiniz. Galatasaray'da 4 eksik. Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz ile cezası devam eden Marcão, yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray, Süper Lig'deki son 2 resmi maçında 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, 2 rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak bu üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı. Son 9 resmi maçında yenilmedi. Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Alanyaspor ile 11. randevu. Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 11. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılı takımın 24 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi. İstanbul'daki maçlar. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın büyük üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 5 maçın 4'ünü kazandı, bir karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 3 gol atabildi. A-Spor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri Fatih Terim'e ne dedi? İşte o sözler. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ilk maçında, Lazio ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Cimbom, bu sonuçla grupta liderliğe yükseldi. Diğer yandan müsabaka öncesi Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ve Fatih Terim arasında önemli bir diyalog gerçekleşti. Sarri, Terim'e övgü dolu sözler sarf etti. İşte o sözler. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında yaşananlar maçın önüne geçti. İkili arasında geçen diyalog belli oldu. İşte Sarri'nin Terim'e söyledikleri ve hikayesi. İtalyan basını manşetlere taşıdı. Cimbom'un, Lazio galibiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu. Corriere Dello Sport, maçı okuyucularına, Strakosha'nın bir hatası Lazio'yu cezalandırdı. Sarri'nin futbolundan izler görülmüyor ve bu takım gelişim sinyalleri vermiyor. İmparator Terim kazandı, başlığıyla verdi. Gazete, Taylan Antalyalı, Morutan, Yedlin ve Terim'e 7 ile en yüksek notu verdi. Cicaldau'yu ön plana çıkardı. La Gazzetta dello Sport'un, Galatasaray, Strakosha'ya teşekkür ediyor, başlığını atarken, Arnavut kalecinin yediği inanılmaz gol maçın skorunu belirledi, ifadesi yer aldı. Strakosha'nın kendi kalesine attığı gol, ölümcül hata olarak tanımlandı. Tutto Sport gazetesinin, Strakosha hata yapıyor, Sarri kaybediyor, başlığını kullanırken, Cicaldau'yu ön plana çıkardı. Seninle tanışmak bir şeref. İstanbul'a gelmeden İtalyan basınına Fatih Terim'i yere göğe sığdıramayan açıklamalar yapan Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin oyun felsefesine hayran kaldığı tecrübeli hoca ile maç öncesi buluşmasında İtalyanca, "E un onore conoscerti", seninle tanışmak bir şeref ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Hikayesi Terim izleri taşıyor. Galatasaray'ın Lazio galibiyeti kadar İtalyan takımının dünyaca ünlü teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Fatih Terim'le karşılaşırken önünde eğilmesi de bir o kadar gündeme damgasını vurdu. Terim'i görür görmez İtalyanca, "E un onore conoscerti", seninle tanışmak bir şeref diyen Sarri'nin hikayesinin Fatih Terim izleri taşıdığı ortaya çıktı. Oynattığı futboldan etkilendi. Milliyet'in haberine göre Terim, Fiorentina'yı çalıştırırken İtalya 4. Liginde Sansovino'da görev yapan Sarri'nin, tecrübeli hocanın oynattığı futboldan çok etkilendiği ve futbol felsefesinin temelini bu anlayışın oluşturduğu belirtildi. Terim'den ilham aldı. Floransa'ya yakın bir yerde yaşayan ve aynı zamanda o dönemler bankacılık yapan Sarri'nin defansif yönüyle dikkat çeken İtalya Ligi'nde Terim'in hücum futboluna hayran kaldığı ve ilham aldığı bildirildi. Dev takımlarda görev aldı. Terim'den 6 yaş küçük olan Sarri'nin, 62 yaşında, deneyimli hocadan esinlenerek oynatmaya çalıştığı futbol özellikle Napoli'de büyük ses getirdi. Göze hoş gelen ve hücumu ön planda tutan bu futbol sonrası İtalyan teknik adam kısa süre içinde Chelsea ve Juventus gibi devleri de çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam bu sezon başında da Lazio'nun başına geçti. Ailesi Fiorentina aşığı. Fatih Terim'e olan ilgisi ve saygısıyla dikkat çeken Maurizio Sarri'nin ailesinin koyu Fiorentina taraftarı olması da bu duruma en büyük etken. Sarri, İtalya'da verdiği bir röportajda annesi ve büyükannesinin Fiorentina'yı çok sevdiklerini anlatmıştı. O günleri anlatmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, annem ve büyükannem bir gün Fiorentina'da çalışmamı çok ister. Evleri bile stada 500 metre yakında. Fiorentina'yı çok seviyorlar ve çok bağlılar, demişti. Fatih Terim de 2000-2001 yıllarında çalıştığı İtalyan kulübünde büyük sevgi toplamış ve kısa sürede kulübün simgeleri arasına girmişti. Lazio zaferinin şifreleri. Brezilyalı stoper maçın performansına imza attı. Dönüşüyle Nelson'u da yukarı çekti. Sahaya çıkan genç kadro enerjisiyle rakibi bezdirdi ve hataya zorladı. 25.2'lik yaş ortalaması ile UEFA Avrupa Ligi'nde sahaya çıkan en genç takım oldu. Haftanın en çok koşan takımı oldu. Fatih Terim özellikle 6, Leyva, 8, Akpa numaraya yapılacak baskıyı önemsemişti. Bu başarıyla yerine getirildi. 17,3 kilometre ile Avrupa Ligi'nde haftanın en çok koşan takımı oldu. Berkan 13.124 kilometre ile yine çok çalışkandı. Sezona kötü başlayan Uruguay'la eldiven Lazio maçının iyileri arasında yer aldı. Muslera'nın forma girmesi takımı da olumlu yönde etkiledi. 17 yıl sonra ilk kez. Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Lazio'yu yenerken, Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt ile berabere kaldı. Opta verilerine göre Türk takımları ilk kez aynı gün içinde Avrupa'nın 5 büyük liginden rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmedi. Bundan önce ise benzer bir başarı, 26 Şubat 2004 tarihinde yaşanmıştı. Gaziantepspor, evinde Roma'yı 1-0 mağlup ederken Gençlerbirliği de Parma karşısında deplasmandan galibiyetle dönmüştü. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.